Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte hem yazılarımızda hem de ileride gireceğimiz üniversite sınavında kesin sorulacak olan roman konusuyla başlıyoruz arkadaşlar. Çok temel bir konu, çok kolay bir konu. Hiç endişe gerek yok. Dokun sınıfta Mart ayındayız. Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır diyorlar. O yüzden dikkatli olacağız. Hem yazılarımızda hem de ileride gireceğimiz sınavlar açısından dikkat olmamız lazım. Hadi bakalım intromuz girsin. Ardından da bu kolay lokum konuyu hemen iki dakikada halledelim. Hadi bakalım. arkadaşlar öncelikle roman hikayeden daha uzun. Bunu bir kere bileceksiniz. Yani romanla hikayeyi karşılaştırdığımızda romanda zaman belirgin, kişi kadrosu geniş, olay zinciri var, betimlemeler ayrıntılı, daha çok mekan var. Hikayede ise kişi kadrosu dar, tek olay var. Betimlemeler yüzeysel, daha az mekan var. Yani üniversitede bunu şöyle sormuşlar. Demişler ki hikaye bir C vitamini apıysa roman ona eş değer bir kilo limondur diyor. Yani bir sürü limon var. Dolayısıyla roman daha uzun. Hikaye daha kısa. Bunu bileceğiz. Edebiyatımıza da ilk başta destanlar var. Sonrasında dede korku hikayeleri geliyor arada bir. Ardından halk hikayeleri, mesneviler ve Tanzimat döneminde çeviri yoluyla romanlar gelecek edebiyatımıza kazandırılacak. Şimdi gelin burada roman özelliklerine bakalım. Yaşanmış veya yaşanabilir olaylar anlatılıyor. Kişi, zaman, mekanlar ayrıntılı bir şekilde, detaylı bir şekilde betimleniyor. Uzun bir edebi tür. Hikayenin özelliği kısaydı. Roman özellik uzun olması ve ilk kez Tanzimat döneminde ilk başta Yusuf Kamil Paşa Fenolo'ndan Telemak çevirisi yapacak. Sonrasında Şemsettin Sami Taşuk-ı Talat ve Fitnat diye ilk yer romanı yazacak. Arna Namık Kemal ilk yedi bir roman intibahı yazacak falan. Öyle devam ediyor. Şimdi roman özelliklerine bakalım. Birincisi gerçeklik kurmaca. Yani adam kafasından uydurma bir şeyler yazıyor. Birden çok olay bir tema etrafında sıralanıyor. Mesela Aşk-ı Memnu romanında aldatma temasının etrafında birden çok olay var. Yazıldığı dönemin zihniyetini yansıtıyor, taşıyor. Konusuna göre tarihi olabilir. Sosyal olabilir, otobiyografik olabilir, psikolojik, polisiye farklı farklı türleri var. Birazdan onlara örnekler de vereceğiz. Bir de romanda serim yani kişileri tanıtıyor. Sonra düğüm olaylar birbirine giriyor. Ve çözüm bölümleri var. Şimdi konularına göre roman türlerine baktığımızda Tarık Buğra'nın yazdığı Küçük Ağa romanı sınavlarda soruyor arkadaşlar. Neden? Çünkü önemli bir roman Kurtuluş Savaşı'nı anlatıyor. Tarih romanı bunu örnek verebilirsiniz. Sosyal romanda da yaprak dökümü hani Ali Rıza Bey ve kızları var işte Ferhun'da hepsini ailesini dağıtıyor zor duruma düşüyor. Bu da yine sosyal romana giriyor. Macera romanına baktığımızda Alexander Duman'ın yazdığı Monte Cristo kontu güzel bir örnek olabilir arkadaşlar. Bunları biz ileride üniversite sınavında göreceğiz. Hatta biz üniversite sınavı kanalımızda 19 günde ayete edebiyat kampı yapıyoruz. Orada aynı konuları böyle özet özet anlatıyoruz. Bunu da alıp hem 9 hem 10 hem 11 hem 12'de kullanabilirsiniz. Böyle bir özel özet kitabımız var. Yani bu sayfalarda gördüklerinizden her birinin konu anlatımını buralarda görebiliyorsunuz. Şimdi devam edelim. Bunları üniversite soruyorlar arkadaşlar. Yazılığınızda da hocanız sorabilir. Polisiye romana baktığımızda Sherlock Holmes. Egzotik romana baktığımızda İzlanda balıkçısı. Tezli romana baktığımızda yani belli bir tezi olan belli bir şey anlatmaya çalışan romana baktığımızda da Yakup Kadri'nin Yaban'ına örnek verebiliriz. Yaban'da Ahmet Celal isimli bir karakter Anadolu köylüsünün aydınımıza yabancı gözüyle yaban gözüyle bakmasını anlatıyor ve burada bir tez var yani. Yine psikolojik romanda Mehmet Rauf'un Eylül'ü ilk psikolojik roman kabul ediliyor. Burada Suat, Süreyya, Necip karakterleri üzerinden bir yasak aşk anlatılacak yine. Yüzüklerin Efendisi, fantastik roman örneğim. Ben Robot, Isaac Asimov'un yazdığı bu da bir bilim kurgu romanı örneğim. Akımlarına göre romanlar da var. Akım ne hocam? Klasisizm, romantizm, realizm gibi farklı farklı akımlar var. Bu şu. Diyelim ki ben bir romancı olayım ve... ...işte evimde yaşananları... ...ailemle beraber, anne babamla beraber yaşananları... ...romanımda anlatacağım. Hani oradan esirleneceğim. Eğer klasik bir romancıysam... ...olması gereken tipleri anlatıyorum. Yani böyle kusursuz... üslupları çok düzgün... ...böyle soylu... ...merhaba çatal uzatır mısın babacığım? Buyur anneciğim falan böyle... ...herkes klasik romanda böyledir. Romantik romanlarda ise olmasını istediğim tipler anlatıyorum. Böyle işte vatansever, ülkesini seven, ne bileyim, farklı farklı görüşler olabilir, bilmiyorum. Böyle duyguları mesel'e katıyorum. Romanında da iyiler kazanıyor, kötüler kaybediyor ve sizi yönlendiriyorum. Diyorum ki bakın, ey okuyucularım, bakın böyle yaparsanız size böyle olursunuz diyorum. Mesela romantik romana en güzel örnek Tanzimat döneminde Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığı Felâhotun Bey ve Rakım Efendi'dir. Felâhotun Bey ve babasından kalan parayı batırır. Rakım Efendi ise çalışıp başarı olur ve bize deriz ki ha biz de Rakım Efendi gibi olalım deriz. Realist roman ise böyle masal gibi olmaz. İyiler kazanıp kötüler kaybetmez. Gerçekçidir. Olan olduğu gibi anlatırım. Mesela Kırmızı ve Siyah ya da Aşkı Memnu'yu düşünün. Realist bir roman. Yani Bihter iyi miydi? Behlül kötü müydü? Adnan Bey kötü müydü? Kim kazandı? Ne oldu? Bak tamamen gerçekçi. İşte ben eğer realist bir romancıysam da evimde yaşananları olduğu gibi anlatırım. Gözlemlerim ve belgeler ışığında adeta gerçeği sunarım. Real gerçek demek. Hepiniz İngilizce öğreniyorsunuz. Dolayısıyla realizm de gerçekçilik. Naturalist roman ise daha farklı. Naturalist romanda gerçeğin çirki yönünü anlatarak... ...daha gerçekçi, daha karakterler yaşanılan çevreye göre konuşurlarak... ...ve adeta toplumu bir deney masasında birer denek gibi görüp... ...bilim adamı veya bilim insanı böyle deneyler yapar ya... ...romancı da böyle bilim insanı gibi deneyler yapıyorsa... ...buna biz naturalist roman diyoruz. Mesela Haliz Yavuşaklı ile Aşk-ı Memnu'da... ...naturalist ögeler de taşıyor. Niye? Çünkü... E, ...annesiyle aynı ortamda büyüyen Bihter... ...aynı koşullarda yaşayan Bihter de... ...kocasını aldatır gibi bir mantığı sunuyor bize... ...Aliz Yavşaklı. Yı. Yani soya çekim diyor. Aynı şey olur diyor. Aynı ortamlarda büyüyen... ...aynı şey yaşar diyor. Modern romanda da... ...yine aynı şekilde okuyucu... ...arkadaşlar... E, ...geri dönüşlerle, bilinç akışlarıyla... ...farklı bir şekilde eserde kendini bulur. Yani... ...modern romanda farklı bir durum vardır. Postmodern romanda ise... ...zaman kavramı değişir. Yani... ...Fatih Sultan Mehmet'le Napolyon'u işte Nasrettin Hoca ile Madonna'yı aynı anda beraber görebilirsiniz. Veya Rihanna'yı fark etmez. Niye? Postmodern romanda da böyle bir özellik vardır. Eksistansiyeliz romanda ise böyle bir sancı, bir bunalım. Bak mesela Sartre'nin bulantı romantısından da belli. Hep böyle bir ee, şey vardır. Varlığının neden olduğunu arayan insan vardır. Şimdi burada örnekleri bir kez daha söylüyorum. Klasik romanda Fenelon, Telema, Yusuf Kamil Paşa tarafından ilk çevirisi yapılıyor bizde. E, romantik romanda Victor Hugo'nun Sefilleri. Realist romanda kırmızı ve siyah, naturalist romanda naturalizmin kurucusu Emile Zola'nın Nanası, ee, modern romanda yine James Joyce'un yazdığı Ulysses, postmodern romanda Gülün Adı, existansiyel romanda Bulantı önemli örnekler arkadaşlar. Romanın unsurları var burası kolay zaman var, kişiler, mekan, olay örgüsü, çatışma yani reytingin arttığı yerler, anlatıcı var. Eğer anlatıcı birinci kişi ise yaptım, başardım, yaptık, başardık gibi anlatıyor. Üçüncü kişi ise ne oluyor? Bu sefer diyor ki e, yaptı, yaptılar ya da başardı, başardılar şeklinde üçüncü tekil şahıs kullanılıyor. Şimdi olay örgüsünde romanda ana olayla birlikte ana olaya bağlı yardımcı olaylarında bulunduğu yapı unsuru. Kişiler eğer böyle... E, ...kendine özgü ruhsal ve fiziksel özelliği varsa karakter oluyor kıskançlık, cimrilik, korkaklık gibi özelliklerini abartılı biçimde üzerine toplayan kişiler ise tip oluyor. Yani bazı kişiler tip. Yani adamsal sadece tanınıyor. O tip. Ama her şeyi varsa içinde o karakter oluyor. Olay örgüsünün oluşması kişiler arası iç ve dış mücadelelerde önemli yer tutar. Buna da çatışma da veriyoruz. Ee, zaman olayın başlangıcından bitişine kadar geçen süre, mekan olayın geçtiği yer ve çevre, temada romanın tamamına hakim olan duygu ve düşünce. Mesela sevgi, tema, ee, yasak sevgi, yasak aşk, ...konu olmuş oluyor. Tema daha kapsamlı. Anlatıcı ise romandaki olayları anlatan kişi. Romanda olayları birinci ve üçüncü kişi arasından anlatacağımızı zaten söyledik. Şimdi bir de bakış açıları var. Onu da söyleyelim. Romanda bir kahraman bakış açısı var. Yani kahraman ee, eve geldim der romanda. Eve geldim diye. Kendisi kahraman konuşur. hak e, Gözlemci bakış açısında eve geldi diye söyler. Dışarıdan gözlemler. Hakim bakış açısında ise eve geldim diye düşündü der. Yani zihninden geçenleri, düşüncelerini söyler. Düşündü kelimesinden siz bunu yakalayabilirsiniz. Niye? Kahramanların duygu ve düşüncelerini dahi bilir. Yani hani bizim duygu ve düşüncelerimiz kim bilir sadece? Allah bilir. Benim aklımdan geçeni kim bilecek? Allah bilir. İşte burada hakim, tanrısal bakış açısı deniyor buna. Kahraman bakış açısı ise ben geldim. Gözlemleyemiyor dışarıdan. Kahraman kendisi anlatıyor. Ben geldim. Burada ise gözlemliyor. Eve geldi. Ben de onu gözlemliyorum diyor. İçinde düşündü kelimesi geçerse de hakim bakış açısı oluyor. Bak eve geldi. Burada gözlemci eve geldim diye düşündü. Zihninden geçenleri söylüyor. O zaman hakim bakış açısına. Anlatım tekniklerine baktığımızda anlatıcının okuyucu ile eser arasına girdiği tekniktir. Okuyucunun dikkati anlayacağı yönlendirir. Şimdi şöyle düşünün. Bir tane romanımız var. Tamam mı? Romanımız burada. Romanımızın adı Roman olsun, tamam mı? Şimdi burada yazarımız var. Yazarın adı da burada yazıyor. Şimdi biz okuyucular da buradayız. Okuyucular da bunlar bak. Okuyucular bunlar. Şimdi bizler okuyacağız bu romanı. Öyle değil mi? Şimdi yazar romanı yazdı bunu bize anlatırken, anlatırken romandaki işe bir tane araya bir anlatıcı bir adam giriyor. Anlatıcı yazar değil. Anlatıcı bu romanda olanları bize tek tek aktarmaya başlıyor. İşte buna biz anlatım teknikleri diyoruz. Anlatıyor bize. Bazen de bu çıkar direkt diyaloglar vardı mesela konuşurlar. Kahramanlar kendi aralarında konuşur. Burada artık anlatıcı yok. Sen direkt konuşmaları izliyorsun yani. Mesela biz dizilerde anlatıcı yok. Direkt adam geliyor tak tak izliyoruz biz. Adamlar kendi aralarında konuşuyorlar. Ama anlatıcı olursa evet arkadaşlar bugünkü dizimizde sizlere yasak aşk anlatacağız. Hadi bakalım başlayalım. Adnan Bey geliyor ve hadi bakalım dese o zaman anlatıcı olur. İşte burada anlatıcı var. Anlatıcılar ne yapabiliyor? Bir, geriye dönüş tekniği kullanabiliyor. Şimdi anlatıcı bu. Anlatıcı şunlar da okurdu. Bizleriz yani. Yazar burada yazar yazı gitti. Şimdi bu teknik genellikle tarihi romanlarda kullanılır. Kişisel ve olaylar hakkında bu kişisel değil de kişiler olacak burası. Kişiler ve olaylar hakkında bilgi verirken karakterlerin, yerlerin ve olayların geçmişiyle ilgili bilgi verirken bu tekneye başvurulur. Romana gerçeklik hissi Babasını hatırladı. Bak anlatıcı okura diyor ki babasını hatırladı. Treni yolcu ederken aman oğlum yüzüme kara çıkarma. Babayın oğlu olduğunu göster şu millete ille de mıhtara. Benim oğlumsan sırtın yere gelmez dedi diye devam ediyor. Babasını hatırladı diyerek geçmişe dönüyor. İç çözümleme tekniğinde anlatıcının kahramanın zihninden geçenleri okuduğu anlatım tekniğine denir. Bu teknikte de anlatıcı kahramanın zihnine rahatça nüfus ederek onun düşüncelerini diye düşündü gibi ifadelerle aktarır. Yavaş yavaş merdivenleri indi. Orta, bak anlatıcı konuşuyor şu anda. Orta kaya gelince e, müdür odası gözüne ilişti. Şakir Bey'i bir kere görmek fena olmaz diye düşündü. Diyorsa bu iç çözünürme tekniği. Özetleme değilse anlatıcının kişileri olayları ya da hakkında bilgi vermek istediği herhangi bir şeyi Özetleyerek anlatmasına dönüyorum. Memleketin hali malum. Burası onu çok sıktı. Fazla olarak ahalinin dedikodusu. Biliyorsun ya yavrum bütün memleket bize düşman. Kaç kez uğraştılar. Önüne gelen zaten bizimle uğraşır. Ama belki ben yanılıyorum. Sen daha iyisini bilirsin diyerek özetliyorum. Şimdi kişi tanıtımında ise kişileri tanıtıyor. Anlatıcı metinin kahramanlarla ilgili okuyucuya tanıtıcı bilgiler veriyor. Hele bir tanesi vardı bir tanesi. Çocukları bu işe seferber eden de oydu. Bak o, o kişiyi tanıtıyor. Ökseleri cumartesi gecesinden hazırlayan da. Konstantin isimli bir adamdı. Galata'da bir yazanesi vardı diyerek konsantini tanıtıyor bize. Olay anlatımı ise metindeki olaylar bir anlatıcı tarafından anlatılıyor. Haftada iki gece dostlara danslı çay veriliyor. En aşağı iki üç gecede başkalarının davetine gidiyordu. Aşağı sofa ile taşlık arasındaki cam mekan kaldırılmış. Delik deşik duvarlar sarı yaldızlı bir kağıtla kaplanmıştı diye devam ediyor. Şimdi diğer anlatım tekniklerine baktığımızda pastiş bir sanatçının üstü tarzını dilini veya düşüncesini taklit etmek. Parodi ise yine taklit ediyorsun ama burada alay alıyorsun yani. Pastiş ciddi oluyor. Ciddi bir şekilde yapıyorsun burada. Parodi ise komiklik yani. Başka bir eseri alay alarak onun belli bir bölümünü kullanıyorsun. İroni olaylara eleştirel yaklaşılan söylenenin tam tersinin kastedildiği teknikleri. Mizahtan farklı olarak ironi olaylara daha eleştirel yaklaşır. Şurası önemli. Pastiş belli bir türün üslubunu anlatımını taklit eder. Parodi ise belli bir metnin konusunu taklit eder ve onunla alay eder diyebiliriz. Şimdi Dünya Edebiyatı'nda romana baktığımızda romanda genellikle romantizm ve realizm akımından etkisi görülür. Mesela Rusya'da hep böyle Pushkin hariç çoğu realisttir. Dostoyevski, Turgenev, Tolstoy, işte Chekhov bunlar hep böyle realisttir. Bir tek Pushkin romantik olacak. Şimdi modern anlamda ilk örnek Cervantes'in Don Quixote adresleridir. Cervantes'in Don Quixote adresleri burada İspanya'da ortaya çıkıyor. Burada B değil burada olacak. Bu türün en iyi örnekleri 19. yüzyılda verilmeye başlanmıştır. E, ee, Balzac, Dostoyevski, Stendhal, Turgenev, Tolstoy ve daha birçok önemli sanatçı bu dönemde eserler veriyor. Bizim edebiyatımıza baktığımızda ilk başta destanlar var. Böyle işte Alper Tunga, Türeyiş, Göç, Bozkurt, Ergenekon olağanüstü var. Sonra Dede Korkut hikayelerinde olağanüstüler biraz azalıyor. Biraz daha böyle kahramanlar normale dönmeye başlıyor. Halk hikayesi de tamamen normale dönüyor. Kerem ve Aslı, Ferhat ile gibi. Mesnevilerde ise zaten konu ilahi aşk yani Allah aşkı, Leyla ve Mecnun'da olduğu gibi. Böyle eren yazılmış şiir. Sonrasında ilk olarak Yusuf Kamil Paşa Avrupa'ya gidince Fenelon'un romanını çevirmeye karar veriyor. Fransız öğrendiler ya. Sonra Şemsettin Sami Taşuk Talat ı Fitnat'ı yazıyor. Sonra Namık Kemal ilk edebi romanı yazıyor. İntibah, Uyanış. Sonra Batılı anlamda ilk romanı Sertifonu'nda Haliz Ziya Uşaklı'yı yazıyor. Bakın bu sayfa önemli. Bu sayfadan e, üniversite sınavlarında sorular geliyor arkadaşlar. E, yazılırsa da hocanız soracak. Sorma ihtimalleri yüksek olanların yanına yıldız koyarım. İlk roman Rabelais'in yazdığı Gargantua olduğunu sorma ihtimalleri biraz zayıftır. Ama ilk modern roman Cervantes'in yazdığı Don Quixote sorulur. Bizdeki ilk çeviri roman diye geçer bu. İlk çeviri roman Yusuf Kamil Paşa'nın Telema bu sorulur. İlk yerli roman Şemsettin Sami Taşık Talat ve Fitnat, sorulur. Üniversite çok çıkıyor çünkü. İlk edebi roman Namık Kemal'in İntibahı sorulur. İlk köy romanı Nabizade Nazım'ın Karabibik eseri sorulur. Niye? Karakterler yaşanılan çevreye göre konuşulmuştur bu romanda. İlk modern roman Halil Ziya bunun bunu ilk modern roman değildi. Batılı anlamda ilk roman değil. İlk batılı anlamda roman. Batılı anlamda roman diye sorarlar. Halil Ziya'nın Mavi Siyahı. Burada e, Ahmet Cemil karakteri vardır. Mavi hayallerle İstanbul'a gelmiştir ama simsiyah bir gecede dönmüştür. İlk polisiye roman Ahmet Lütfü Efendi Esrarı Cinayet Sorulma Etimali Zayıf. İlk psikolojik roman Mehmet Rauf'un Eylül'ü sorulur. İlk postmodern roman Oğuz Atay'ın Tutunamayanları sorulur. Burada arkadaşlar şunu da bilin. İlk psikolojik roman denemesi Zehra da sorulabilir. Bunu da bilmenizi isteyebilirler. Aynı zamanda ilk realist romanı yazmamışız. Onu da yazalım. İlk realist roman. Bu da sınavlarda sorulur. İlk realist roman. Nedir arkadaşlar? Recaizade Mahmut Ekrem'in. Yazıyorum buraya. Recaizade Mahmut Ekrem'in yazdığı Araba Sevdası. Araba Sevdası romanında Recaizade Mahmut Ekrem Bihruz Bey üzerinden yanlış batılaşma anlatır. Araba sevdası diye bunu da buraya not alıyorum. Bunu da sizlerin zihninizden not alın arkadaşlar. Evet. Şimdi konumuzu bitirdik. Sıfırdan dokuza Türk Dili Edebiyatı kitabımızda bununla alakalı detaylı konu anlatımlarımız var. Buradan roman türlerini e, konularıyla çalışabilirsiniz. Roman unsurlarına bakabilirsiniz. Roman hikaye farklarına bakabilirsiniz. Aynı zamanda anlatım tekniklerini burada örnekleriyle gösterdik. Buradan çalışın arkadaşlar. Romanın tarihsel de bütün e, ilk işte ilk romanları Yusuf Kamil Paşa'dan Şemsettin Sami'den Namık Kemal'er her birini verdik. Burada ilk edebi roman Namık Kemal in intibahı ilk tarihi romanı da yazalım. İlk tarihi romanda tabii ki nedir? E, Namık Kemal'in Cezmisi. Onu da yazalım. NK yazıyorum. Cezmi e, Adil Gire'nin e, olayını anlatan Cezmi de önemli. Bunları da anlattık. Burada sağda sorularımızı verdik. Buradan çalışın arkadaşlar. Aynı zamanda Dinamo Soru Bankası olan arkadaşlar da romanla alakalı hem soruları çözebilirler hem de arkada görüyorsunuz yazılı sorularımız da var. Bu yazılı sorulara da bakabilirler. ÖSYM tarz sorulara da bakabilirler. Evet ödevlerimize verdiğimize göre e, videomuzu bitirebiliriz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hadi bakalım. ödül ödevimiz sonu bekliyoruz. Bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.